görmeye değer birkaç yeri var. Makassar aslında Sulawesi'nin en büyük kenti. Aslında sadece bir kent, yani deniz kenarında kurulmuş. Çok özelliği olmayan ama insanları çok sıcakkanlı bir kent Makassar. Makassar'da göreceğiniz şeylerden biri Ramang Ramang. Ramang Ramang bir nehir diyebiliriz. Bu nehirde tur yapıyorsunuz. Bitkisel tropikal ağaçlar, mangrove ağaçları arasında bir tur yapıyorsunuz. Bu tekneyi kiralamanın bedeli yaklaşık 70 lira. 200 bin rupir, iki kişilik. Güzel kaya şekillerinin arasında bir tur bu. Yani yolunuz Makassar'a düşerse bunu yapmanızı öneririm. Bir de adaları var Makassar'ın, çok güzel. Ancak ben onlara gitmedim, yani onlar için zamanım kalmadı. Çok güzel de adaları var. Dediğim gibi şehrin içinde pek bir şey yok. Sıcak insanlar var. Akşamları sahil kordonda buluşup müzik yapan sıcak insanları var sadece. Şimdi sizi Ramang Ramang'ın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Makassar'a dair çok fazla videom yoktu. Bu video Makassar'a dair tek video olacak. YouTube kanalımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler. Aslında Makassar'a bundan 20 gün önce gelmiştim ama 2-3 gün kalıp sadece vizemi uzatmıştım. Sadece kentin içini görmüştüm. Şimdi ise Papua'dan tekrar Bali'ye, oradan da Komodo Adası'na uçacağım, Labuambajo'ya. Ve bu uçuş sırasında yaklaşık 3-4 saatlik aktarma süremi yine Makassar'da görmediğim bu yeri, Ramang Ramang'ı görmek için ayırdım. Havaalanından çıktım, buraya geldim. Efendim, burası, şimdi şöyle anlatayım, bu tekne yolculuğundan sonra geldiğimiz yer balık çiftliklerinin olduğu, ama karada tabii, denizde değil. Ve o çiftliklerden ürettikleri balıkları satan bir köy burası. Evleri var işte böyle çiftliklerin yanı başında. Bu gördüğünüz her şey balık çiftlikleri, buradaki su birikintileri. Hello. Sıcakkanlı insanlar anladığım kadarıyla burada yaşayanlar. Efendim, Diamond mağarası, Diamond Cave diye bir yere geldik. Yani elmas mağarası.